Spiritüel inançlar arasında özellikle New Age ve benzeri akımlarda fazlaca maruz kaldığımız bir terim vardır. Ve bu terime çekim yasası denir. Peki nedir bu? Size şöyle açıklayayım. Bir insan düşünceleri ve inandığı şeyler doğrultusunda evrenle sürekli enerjisel olarak irtibat halindedir. Olumlu veya olumsuz düşüncelerimiz bir takım enerjiler vasıtasıyla evrene veya yüksek bilince ulaştıktan sonra evrensel bir yasa olduğu düşünülen çekim yasası sayesinde bize geri döner ve dolayısıyla hayatımızda yön verir. Yani kabaca mantık şudur. Mesela siz sürekli bir arabanız olmasını hayal ediyorsunuz. Gönülden arzulayıp elde ettiğinizi düşünüyorsunuz. Ve sonucunda onu kendinize çekiyorsunuz. Böylece yasa gerçekleşmiş oluyor ve araba sizin oluyor. Aynı şekilde bu olumsuz düşünceler için de geçerli. Sürekli düşündüğünüz kötü şeyleri aslında hayatınıza çekmiş oluyorsunuz. Ve böylece dertler, kötülükler hepsi sizin oluyor. Bunu ben demiyorum. Çekim yasası diyor. Bu yasaya göre bir şeye ulaşmak için uğruna mücadele etmenize veya çabalamanıza gerek yok. Çekim yasasının gönlü çok bol arkadaşlar. Öyle çok şey istemiyor sizden yüksek bilinç. Çok kalpten isteyeceksin, evrene düzgün bir mesaj göndereceksin, gerisini koy ver gitsin. Enerjiyi doğru şekilde gönderebilirsen ne istersen iste. Bu yasaya göre hepsi gerçekleşecek yani. Bu yasanın yüksek bilinç, evren, tanrı veya Tanrı'nın iradesi olduğunu benimseyen çeşitli akımlar var. Bunların hepsi az önce belirttiğim gibi New Age gibi çeşitli spiritüel temelli akımların ürünü. Kişisel gelişimi kendi parasal gelişim aracına çeviren sahtekar umut tacirlerinin ürünü. Fakat çekim yasasını günümüzde bu kadar popüler yapan The Secret adındaki bir kitaptır. Rhonda Byrne tarafından yazılan bu kitap, bu alanda dünyada her yerde aşırı popüler olan 30 milyondan fazla satmış bir kitap. Herhangi bir kitapçıya gidin, hala raflarda bulabilirsiniz. Şimdi size kitap hakkında biraz bilgi vereceğim ama bakın daha kitabın dış görünüşünden ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şunun görünüşüne bakın. Tam bir pazarlama harikası. Rengarenk bir kapak fotoğrafı, üzerine mühür resmi işlenmiş, sanki evrenin sırrının anlatıldığı adeta bir kutsal kitap gibi değil mi sizce de? Aslında bir benzetme yapmadım. Kitap da bunu iddia ediyor zaten. Yani evrenin hayatın sırrını verdiğini iddia ediyor. Dolaylı yoldan bu bir kutsal kitap aslında. Peki şimdi içeriğine gelirsek, kitap bize ne anlatıyor? Bu yazar hanımın bir gün hayatı çok kötü gidiyormuş. Günün birinde depresyondayken kızı buna Zengin Olmanın Bilimi adında bir kitap veriyor. Bunu okuyan yazarımız çok etkileniyor. Sonrasında çekim yasasını uygulayan yazarın bir anda hayatı değişiyor. İstediği her şeyi elde etmeye başlıyor. Bunun yüzyıllar boyunca titizlikle saklanan, elden ele geçen, daha sonra kaybolan, büyük sır tadında şeylerle yağlayıp parlatıp işte şöyle bilim adamları, böyle ünlüler, şöyle tarihçiler kullandığı gibi süslemelerini de yaparak The Secret adı altında yazdığı bu müthiş sırrı anlatan kitabı çıkarıyor. Kitapta bu sır sayesinde gerçekleşen mucizelerin dışında bol bol okuyucuya gaz veren, umut sömüren sözler yer alıyor. Çekim yasasını nasıl kullanabileceğinize dair yöntemler veriyor. Aşk mı istiyorsun mesela? Sürekli her gün kendine telkin et. Al eline kağıdı yaz. Aşkı bulacağım. Zengin mi olmak istiyorsun? Yaz kağıda. Süpermen mi olmak istiyorsun? Yaz kağıda. Süpermen olacağım. Süpermen oldum ben diye. Bu şekilde daha çok inanırsak evrene daha iyi mesaj gönderip Süpermen olabileceğinizi söylüyor bir nevi. Bu arada bu yazar hanım ne tesadüfse bu müthiş sırrı bize anlatmadan önce benzer işlerle uğraşmış ve kendisi bir televizyon yapımcısı. Örneğin UFO'larla ilgili bir belgeselin yapımcılığını üstlenmiş. Yani bu kişi çok tuhaftır ki bir muhasebeci falan değil de yapımcı çıkıyor, bak sen şu tesadüfe. Böyle bir malzemeyi bulup çok güzel parlatıp satmış aslında. Yazdığı kitabın en son filmi falan da çıkmıştı. Sonra kitaplarının devamı da geldi. Yine benzer tarzda hepsi ve kapakları da dahil buna. İsimleri de şu an aklıma gelmedi. Ama güç, büyü vesaire gibi şeylerdi bunlarda. Çok da önemli değil.
Tamamen benzer işler yani. Peki işin pazarlama boyutundan çıkıp spiritüel açıdan bakarsak, çekim yasası ne kadar gerçek bir olay? Spiritüel inançlarda bir şeyi istemek ve inanmak doğal olarak onu size çeker. Spiritüalizmde gerçekleşen olaylarda inanç ve istemenin etkisi çok büyüktür. Fakat şöyle de bir gerçek var ki sadece istemek ya da inanmak yetmez. İrade çok önemlidir. Keza çabalamak da öyle. Çünkü bu hayatın temelinde olan bir şey. Hangi inancı sahip olursanız olun, hiç fark etmez. Hayat çaba göstermeyene hiçbir şey vermez. Bazen çabalarımız da yetmez. Çok istersiniz, çok çabalarsınız ama olmaz. Burada işin kader boyutu ve karma gibi faktörler de devreye girer. Yani uzun lafın kısası, bir şeyleri çok isteyip sonuna kadar çabalarsanız onu kendinize çekmeniz mümkündür. Ama bunun adını çekim yasası, evrenin büyük sırrı gibi isimlerle adlandırmaya ve bunu pazarlayıp insanlara boş umutlar vererek cebini dolduran sahtekarları da mutlu etmeye gerek yoktur. Böylece videoyu da burada bitiriyorum. Video hoşunuza gittiyse beğeni atarsanız memnun olurum. Ayrıca bu tarz içeriklerin daha fazlası için de Viva Ruina'ya abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.